Yeni bir videodan hepinize merhabalar. Bu videoda sizlere e, Metaverse'de arazi nasıl alınır, arazi nasıl satılır onları göstereceğiz. Son zamanlarda haberlerde veyahut sosyal medyada gördüğünüz bu işte İstanbul'undaki arsalar kapış kapış Metaverse alanında satılıyor, sanal gerçeklikte satılıyor, sanal alemde satılıyor haberlerini görmüşsünüzdür. E, biz bu videoda size OVR platformu üzerinden nasıl yapıl, işlemleri nasıl yapıldığını göstereceğiz. E, ancak neden OVR diye sorarsanız bugün... Mana ve Sant'ın platformları üzerinden de aynı şekilde arazi satışı yapılıyor ama buradaki arazilerin parsel sayıları oldukça kısıtlı olduğu için ortalama 9000 parsel var. Bunların her birinde Mana ve Sant'ta. Bundan dolayı minimum arazi fiyatları yani parsel fiyatı 10.000 dolardan başlıyor ve şu anda 10.000 dolar bizler için 260.000 lira bir civarda bir para yapıyor. Şu anki bu videoyu çektiğim tarihteki kurra göre. Ve bu para şu anda e, gayet yüksek e, bir para birimi. Ancak OVR'de böyle bir durum yok. OVR'de nereden baksanız 20-30 dolara bile arazi var. E, eskiden Binance Smart Chain ağında çalışıyordu. Yani bundan yaklaşık bir hafta önce ama şu anda Binance Smart Chain ağında çalışmıyor. Sadece Ethereum ağında çalışıyor. Gelin hep birlikte nasıl yapıyoruz bunu göreceğiz. İlk öncelikle bizim e, bir cüzdan oluşturmamız gerekiyor. Bu Metamask cüzdanı. Metamask cüzdanını nasıl oluşturacağımızı da Zaten e, tonlarca videosu var internette. Ben şuradan hemen şifremi girerek cüzdanımı açıyorum. Ee, şöyle diyelim. Buradan Matikan'dan Ethereum ağına geçiriyorum. Zaten siz de ay cüzdanı açtığınız zaman sadece Ethereum ağı olacak. Daha sonrasında buraya Ethereum göndermemiz gerekiyor Ethereum ağıyla. Ne kadarlık bir alım yapacaksak işlem ücretleriyle, gaz fee, işte, a e, ağ ücretlerini falan her şeyini hesaplayarak göndermemiz gerekiyor daha sonrasında işte cüzdanımıza Ethereum gönderdik. Almaya hazırız diyelim. İlk öncelikle buy OVR diyoruz. Burada OVR satın almamız gerekiyor. Ethereum'la direkt alamıyoruz. Kendi tokeni var bu platformun. Onunla almamız gerekiyor. Onunla alabilmemiz için de ilk öncelikle Uniswap'a gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Uniswap'a gitmemiz gerekiyor. Uniswap'tan Launch App diyoruz. Sizin elinizde Ethereum var ve Ethereum ile işlem yapacaksınız. İşlem ücretleri de Ethereum ile ödenecek. Ethereum o veri alsanız dahi bir miktar Ethereum olmak zorunda cüzdanınızda. İlk öncelikle Connect Wallet diyorum. Buradan Metamask'ı seçiyorum. Gelen uyarıya sonraki deyip cüzdanımı Uniswap'a bağlıyorum. Buradan Select token e, token a Token'e basıyorum. OVR yazıyorum. ben burada OVR yazarak buldum. Ama siz en iyisi kontrat adresiyle bunu yazarak bulun. Ben buradan OVR yazdım. İşte diyelim ki ben kaç tane OVR almak istiyorum. Şu anki OVR'nin fiyatı ne? Hemen bunu bir öğrenelim. En son ben baktığımda 2,5 dolarlar civarıyla ancak piyasada baya bir düşüş var. Ve bundan dolayı OVR'nin de fiyatı düşmüştür. Ha, gerçi fazla düşmemiş. 2.43'tü. 2.35'e düşmüş. Biz ortalama 10 tane OVR alalım diyelim. 10 tane OVR şu anda 23.5 dolara denk geliyor. Şöyle 10 tane OVR alıyorum. Gördüğünüz gibi 23 dolar. Yaklaşık da bir 53 dolarlık bir gaz ücreti var. Ortalama şu anda 48 dolarlık bir gaz ücreti. Ayrıyeten de 10 tane OVR'nin ücreti var. Toplamda ortalama bize 70 dolara falan geliyor. Ama bunun haricinde yine Ethereum olmak zorunda cüzdanımızda toplamda. Şimdi... OVR'yi aldık. Cüzdanımızda da Ethereum var diyelim. İşlemlerimize devam edelim. OVR platformuna geliyoruz. Buraya üye olmamız gerekiyor ilk önce. Buradaki Register bölümüne tıklayarak, gerekli bilgileri doldurarak üye olabilirsiniz. Ben kendi hesabıma hemen giriş yapıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi e, giriş yaptık. Over aldığımız için biz şu anda burayı atlıyoruz arkadaşlar. E, profil ayarlarını yapmamız gerekiyor. Siz normalde giriş yaptığınızda ek olarak ekranda Connect Wallet uyarısı çıkacak. Cüzdanınızı bağlayacaksınız. Ayrıca profil bölümüne geliyorsunuz. Burada Wallet adres yazan bölüme tekrardan cüzdanınızı bağlayacaksınız. Bunun sebebi buradaki hesabınız farklı kişilerin eline geçtiği zaman elinizdeki sizin varlıklarınızı farklı bir yere aktarmaması için. Burada şu anda cüzdanımızı bağladıktan sonra kimlik doğrulaması yapmamız gerekiyor. Burada check verification'a basarak normal aynı borsalara üye olur gibi e, kimlik doğrulamasını yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben sadece burada size videoda anlatacağım için herhangi bir kimlik doğrulaması yapmıyorum. Güvenmediğim için de şu anda alım yapmayı düşünmüyorum. O yüzden e, şu anda herhangi bir işlem işte kimlik doğrulaması yapmıyorum. Şimdi hesabımıza para yattık. OVR aldık, Ethereum var. Cüzdanımızı bağladık, hesabımızı açtık. Kimlik doğrulamamızı yaptık. Sıra geldi parsel almaya. Ana sayfaya geliyorum buradan. Buradan buy overland diyorum. Projenin ilk öncelikle white paperını incelemenizi tavsiye ederim. Bir projeye yatırım yapmadan önce white paperını incelemeniz sizin kârınız olur. Buradan hemen cüzdanımın tekrardan bağlanmasına izin veriyorum. Burada Gördüğünüz gibi e, şu anda benim konumuma göre yakın olan ve boşta olan arazileri gösteriyor bana. Burada satılan arazileri gösteriyor. Bunlar daha yeni gelmiş zaten. Bunlar da kapanan kapananlar herhalde. Şimdi biz e, arazi satın almak istiyoruz diyelim. İlk öncelikle burası aynı bir normal e, emlak gibi e, normal arsa gibi değerleniyor. Şu anda Türkiye'nin e, İstanbul'un Tarihi yerleri, önemli yerlerinin çoğu hatta neredeyse hepsi satıldı diyebiliriz. Örnek veriyorum, burada Eminönü şey var burada, otobüs son durağı var mesela. Burada örnek veriyorum Galata Kulesi var, Galata Kulesi'nin Kulesi etrafı, ondan sonra Halicin etrafı, daha sonra burada Boğaziçi Köprüsünün kendisi ve sahil tamamen satılmış durumda, ondan sonra Şöyle haritanın yüklenmesini bekliyorum bu aralarda. Böyle uzun sürüyor biraz gördüğünüz gibi. Daha sonrasında işte Dolmabahçe Sarayı falan mesela. Buradan Dolmabahçe Sarayı'nı ben size bulayım. Dolma Dolmabahçe Sarayı'nın e, Metaverse arazileri yani sanal arazileri gördüğünüz gibi hepsi satılmış. İşte Topkapı Sarayı burada var. Topkapı Sarayı da tamamen neredeyse satılmış diye hatırlıyorum. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi biz e, örnek verelim. Kendi Kendimiz bir yer bulduk ve bunu almak istiyoruz. Şimdi e, şöyle yaklaşayım. arta yüklensin. Şu anda gördüğünüz gibi e, bal peteği gibi petek petek e, parsel parsel araziler görebiliyorsunuz. Burada OVR platformunda 1.6 trilyon adet arazi var. Biz şimdi ethereum ile almak zorundayız. Şu anda e, BSC ağı çalışmıyor. Niye bilmiyorum. Cüzdanı bağlamaya çalıştığımda sürekli hata veriyor. E, o yüzden ethereum aile almak zorundayız. Burada e, normal harita görünümüne geçebilirsiniz. E, normal e, işte e, map görünümüne de geçebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi satılan arazileri görebiliyorsunuz daha detaylı olarak. Şimdi buradaki uyarılar yani bu sold for sale buradaki tokmak işareti ne? Anlamı ne? Buradaki olay arkadaşlar sold yazanlar satılanlar yani normal sizin bizim benim gibi insanların aldığı for sale yazanlar alıp tekrar satışa koyanlar buradaki tokmak işaretleri de e, açık arttırma ile satılanlar arkadaşlar buradaki boş arazilerde zaten boş bunlar satışa açık şu anda biz örnek veriyorum buradaki şu üç taneyi alacağız buradan multiplay multiply e, multi Land Selection'a basıyoruz. Yani çoklu e, ara çoklu nokta seçimine buradan ben bu 3 taneyi işaretliyorum ve aşağı gidiyorum burada ortalama fiyatları yazıyor gördüğünüz gibi ee, istersen kaldırabiliyorum İşte şöyle yapalım İstersen bir tanesini seçebiliyorum istersen birden fazlasını seçebiliyorum Böyle gördüğünüz gibi ee, üç tane seçtim şu anda ve ortalama tanesi 4.3 OVR'ye satılıyor. 4.3, 4.3 daha. 8, 8.6, 12, 12.9. Biz şimdi 10 OVR gönderdiğimiz için bir tanesini çıkartmamız gerekiyor listeden. Şu anda 8.6 OVR veriyoruz. Burada da ortalama işlem ücretleri çıkıyor arkadaşlar. Ona göre şey yapmamız gerekiyor. Yani platformun kendi işlem ücretleri. Ona göre düşmemiz gerekiyor onları da bir tane diyorum. Ben bir tane arazi satın alabiliyorum elimde 10 over olduğu için. Gördüğünüz gibi buradan confirm order'a bastığım zaman cüzdan uyarısı çıkıyor. Zaten benim şu anda cüzdanımda herhangi bir ücret olmadığı için direkt hata alıyorum. Hani cüzdana yönlendirmiyor. Confirm order'a bastığınız zaman cüzdan onayı geliyor. Cüzdan onayı verdiğiniz takdirde 24 saat boyunca sizin teklifiniz orada duruyor. 24 saat boyunca o parsele sizden başka teklif veren olmazsa veya sizden yüksek teklif veren olmazsa o arazi 24 saatin sonunda size satılıyor. Olaki ee, ola ki sizden fazla teklif veren olursa gelip buraya sizin teklifini sizi güncellemeniz gerekiyor. İşte diyelim ki siz 4.3 ile alıyorsunuz şu anda. Adam geldi 5 OVR vermek istedi. Siz gelip buraya 5.5-6 OVR yazıp tekrardan teklifinizi yükseltmeniz gerekiyor. Bundan dolayı araziyi alamayabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Bu videomuz da bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. You burst in a fire, burn The thirst and desire you transform Light up in a flash, you spread your wings